Peki. Eee sayı servet söz istemiştiniz reklamdan önce Hanım, siz de sanıyorum bu konuya katkı nasıl sağlayacaksınız. Buyurun. Evet. Evet, katkıda bulunacağım ama e, İpek Hocam'ın bir sözüne katılmıyorum. İmamoğlu'nun başarısı da çok azımsanacak bir başarı Başarısız değil. Başarısız demedim. Ama hani o, o, o bağlamda mu? değerlendirilmesi lazım dedim. Hani belediye başkanlığının değerlendirilmesi evet, yani lazım dedim. Başarılı başarısız diye bir değerlendirme yapmadım. İkisi, ha, ikisi, <laughs> ikisi ayrı kulvarda evet, Cumhurbaşkanı öyle adayı, öyledim. diğeri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ama İmamoğlu'nun da İmamoğlu yapan arkasında bir hikayesi var. Onun da altını çizmek istedim. Hani hakperest olmak açısından. Ee, Göksu Hanım, Meral Hanım'ın farz-ı muhalinden devam edip iki noktayı eklemek istiyorum. Meral Hanım, e, kız ee, öğretmen lisesi mezunu, aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezun, tarih doçenti kendisi. O nedenle bu farzi muhali çok bilerek kullandığını düşünüyorum. Bunun bir başka şeyi de velev ki biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı başörtüsüyle ilgili değişikliğe, MHP ile yaptıkları değişiklikte de velev ki dediği için AK Parti hakkında kapatma davası açılmıştı. O yüzden velev ki bölümüne girmiyorum. Türk siyasetinde böyle bir karşılığı var. Farz-ı muhalde eğer Meral Akşener'e farz e, şu soru gelseydi, Kemal Kılıçdaroğlu masaya Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı önerisiyle gelecek deseydi, sorulsaydı Meral Akşener farz muhal o zaman bakarız mı derdi yoksa e, çok isabetli olur, yerinde olur. Biz de bu görüşteyiz, ortak adayımız olsun diye güçlü bir destek mi verirdi? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu masaya Mansur Yavaş ismiyle gelecek denilseydi ona da farz muhal bakalım mı derdi. Yani savuşturur muydu yoksa güçlü bir destek mi verirdi? Buradaki farz muhal Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamadığı yönünde değerlendirmek gerekiyor. Bunu bir savuşturmak için kullanılmış. Burada şu noktaya da dikkat çekip sözümü bitireyim belki başka konuya girersiniz. Altılı masa şimdiye kadar 60 kez görüştüler. 10. toplantıyı yapacaklar. Her defasında neden aday açıklamıyorsunuz dedik denildiğinde, sorulduğunda hep şu cevabı verdi. Efendim aday açıklanırsa yıpranır. Ama geldiğimiz noktada Göksu Hanım, aday açıklanmadan muhtemel adayların hepsi yıprandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi Parti yıprattı. Kemal Kılıçdaroğlu olursa kazanamaz dediler. Bir milletvekili Alevi olduğunu söyledi. Bu İstanbul ili Başkanı Yavuz Ağır Alioğlu, Alioğlu, e, Koray Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz bizim tabanımız Mansur Yavaş'ı görüyor dedi. E, sahada onu görüyoruz dedi. İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıprattı. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nu yıprattı. En sonunda Ankara'ya davet ettiler. Grup toplantısında, grup toplantısında konuşma metni cebinde kaldı. Kürsüye dahi çıkarmadılar, yıprattılar. Bu özellikle muhalif tabanda şöyle bir psikolojiye neden oldu. Ya belki ilk kez çıkardığımız adaylarla bir seçimi kazanma ihtimali doğmuştu. Ama bu enerji boş yere harcandı ve Öyle bir görüntü oluştu ki birbiriyle kavga eden ortaklar. Birbiriyle kavga edenler Türkiye'ye vaat ettikleri huzuru sağlayabilirler mi? Birbirleriyle güvenmeyen, birbirleriyle verdikleri mesajlarla ekranlarda ekranlarda tartışma ve çatışma halinde olan ortaklar. Peki birbirlerine güvenmeyenlere millet güvenir mi? Bunlar bizi çok iyi yönetir der mi? Altılı Masa hem adaylarını yıprattı hem de Altılı Masa'ya umut bağlanmasını, yani Altılı masayı bir umut olmaktan çıkardı daha adayını açıklamadan. Onun altını çizmek istedim. Bir küçük notum Peki, var ben de ilave etmek istiyorum. Peki hem küçük notunuzu alalım hem de ayakta sizle devam edeceğiz zaten Öyle Sayın mi? Bayrakçı. Tamam evet. şunu söyleyeyim geleyim. Söyleyin buyurun. Şimdi İpek Hanım dedi ya CHP politikalarını e, değiştirdiği için Hı -hı. işte bizler ayrıldık veya Muharrem Bey, Sayın İnce, parti kurdu ve şimdi bu konuda şunu söyleyeyim. Şimdi CHP'nin vazgeçtiği ya da uygulamaktan yani ikinci plana, üçüncü plana attığı özellikle Atatürkçü ve ulusalcı yani milliyetçi yaklaşımlar. Şimdi lafa gelince biz de milliyetçiyiz, Atatürkçüyüz falan deniyor da bunlar icraatlı olur. Mesela PKK'ya operasyon yapılsın mı yapılmasın mı? Oylamasında mecliste AK Parti, MHP, İyi Parti yapılsın oyu veriyorlar. HDP ve CHP Kemal Bey'in doğru, politikaları doğrultusunda hayır derse öyle lafta milliyetçilik olmaz. Onu vatandaş takip eder. Siz bu politikalardan vazgeçebilirsiniz siyaseten. Ama size bir getirisi olursa. Şimdi şunu soruyorum. Kemal Bey'in yönetimindeki CHP bu politikalarından vazgeçmiş de ne ekstra oy kazanmış? Kemal Bey'in geldiği gün 25-26 civarıydı CHP. Bugün de 25-26 civar. Yani bu politika değişiklikleriyle kaldı ki ekstra HDP'nin tam desteği geldi sadece ama buna karşı AK Parti'ye, MHP'ye, İyi Parti'ye oy veren seçmenin tedbirini kazan tedbirini e, tedbiriyle muhatap oldunuz. Yani size rigid bir duruşları var. Milliyetçi seçmenin, Atatürkçü seçmen hadi kısmen başka nedenlerle veriyor. Ama işte bu politikalar sıkıntı getirir. Dolayısıyla o politika değişikliklerinin sonucuna bakar insanlar. Bir sonucu yok. Fayda getirmemiş. Bilakis iktidar imkanının olasılığını elinden almış. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Şimdi devamlı adaylığı konuşuyoruz. Bakın başka adaylar da çıkacak. Mesela ben daha önce de söylemiştim. Bir tane bağımsız bir aday var. Bir hafta 15 gün. Ha sonuç ne alır almaz. Bu ayrı bir konu. Ama tam bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak. İşte bu tereddütler, muhalefetin bu tereddütleri böyle sonuçlar doğuruyor ve göreceğiz. Bir tane açıklamasını yapacak. Ben aldım şeyi mesajları, basına da şu sıra e, ziyaretler yapıyor galiba. E, tam bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak. Peki kim olacağını Tar kim olduğunu söylemeyecek tamam Daha sonra konuşuruz ama, ama şunu tarım ve birisi mesela e, oy potansiyel oranı nedir? ne kazanabilir? Onu çıktığı zaman, ne çıktığı zaman göreceğiz. Çıktığı zaman göreceğiz ama sanıyorum ocağın ya. ilk haftalarında açıklamasını yapacak. İşte bu, bu tereddütler, ay başka adaylar da çıkacak. erken kalkan yol alır. Kim erken e, hamle yaparsa yol alacak. Yani sanki adayı açıklamayı geciktirmeyi çok doğru bir politika olarak lanse edip duruyorlar. Yok öyle bir şey. Biz yola çıktık mesela. Muharrem Bey aday değil mi? Evet. Açıkladı. Aha, tabii. Hayırlısı olsun. Orada Hakan Bey'in söylediğine ve hocamın söylediğine de bir not ben ekleyeyim. Bakın e, Türkiye'de demokrasiyi getirmenin yolu biraz parti içi demokrasiyi getirmekten çıkar geçer. E, Deniz Baykal'a karşı Haluk Koç aday olduğunda parti binalarında delegelerle buluşmasına izin verilmemişti Tekirdağ'da ve İzmir'de. En son bir partinin çaycısı izin verdi olur mu öyle şey diye. Bu e, liderlerin şeyi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada bir tek e, güvenebileceği ya da başardığı şey vardı. CHP'de genel başkanlığı aday olmak için 127 delegenin imzası gerekiyordu. Onu bir %5'e düşürdü, 64'e düşürdü ama bir şey hiç unutmayalım. Delegenin üzerine çizdiği iki tane ismi kendi başdanışmanı atayarak yani parti yönetimini almadığı isimleri de başdanışmanı atayarak aldı ve halihazırda onlar yakın çalışma ekibinde duruyor. Yani bu genel başkanların da bu kadar çok dokunulmaz ve e, bir seçilmiş krallık halinin de Türkiye'de demokrasinin sağlıklı işlemesi açısından konuşmak Aynen. lazım. Hayır Aynen. Yani mesela bu da en sıkıntı. son partide de mesela bazı görüşlere ters olan çok kişi var. Mesela son HDP'li milletvekilinin yani PKK'lı fotoğrafı çıkan bilmem bir, bir, bir sürü tartışma var. Milletvekili düşürülsün mü düşürülmesin mi oylamasında 14 ya da 16 CHP'li milletvekili düşürülmesin diye HDP ile birlikte oy verdi. Diğer, yüz küsür CHP'li milletvekili oylamaya katılmadı. Tavırdır. Çünkü yani CHP tavır olarak düşürülmesin diye oy bildiriyor, görüş bildiriyor Kemal Bey. Yönetimin isteği bu. Ama 14 milletvekili oy kullanıyor. Anlamlıdır. Dolayısıyla bu söylediklerimiz sadece dış, eleştiri anlamında dışarıdan bakış değil. Parti içinde de bu konuya böyle bakan çok insan var. Görüyoruz olayı uzaktan.